Seyirciler yeniden Manşet Artı programında Sabah Haber yayınımı sonrasında yeniden sizlerle birlikteyiz. Bugün yine stüdyomuzda çok önemli bir konuğumuzu ağırlıyoruz. Siyasal iletişim uzmanı Uğraş Beratlı bugün bizlerle birlikte. Sayın Beratlı günaydın. Günaydınlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ediyoruz. Yine sizinle bir program yapıyor olmaktan mutluluk duyuyorum ben bugün. Ben de sizinle. İyi ki bugün yine beraberiz Sayın Beratlı. Dilerseniz başlayalım. Yine tabii gündem ki maddelerimiz yoğun, oldukça kalabalık maddelerimiz var. Ama tabii ki Başbakan Ünal Üstel ve koalisyon ortaklarının geçtiğimiz günlerde Türkiye'de Ankara'da gerçekleştirdiği temaslar. Dilerseniz gündem, bu temasları değerlendirerek başlayabiliriz. Çünkü bugün ülkemiz basınında da sıkça yer alan bir konu oldu. Başbakan Ünal Üstel'in hem Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hem de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'la gerçekleştirdiği görüşmeler ve ele alınan projeler vardı. Özellikle interkonnekte elektrik enerjisinin ülkemize getirilmesi noktasında evet, fizibilite çalışmaları tamamlandı dedi Başbakan Üstel. Nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi ya biliyorsunuz 21. yüzyılın en kritik meseleleri, yani benim görebildiğim bir veri, iki enerji, üç su. Evet. Bu üç konunun nasıl idare edildiği üstüne kurulu bütün stratejik planlar. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de enerjiyle ilgili hem kendine yetme noktasında bazı sıkıntılarının olduğunu, hem işte bunun yanında da güneyle olan ilişkilerimiz, Orta Doğu'yla olan ilişkilerimiz açısından da enerji meselesinin önemi giderek daha meydana çıkar. Hı hı. Biliyorsunuz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geldiğinde de Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı bu çalışmaların hızlandırılacağını, başlatılacağını bahsettiydi evet, orada yaptığı konuşmada da. Şimdi şöyle bir şey var tabii, hepimiz belli bir süre işte Ulusal Birlik Partisi'nin kurultayı meselesine kilitlendiği o işin ardından da anlaşılan, şimdi oturduğu hükümet baştan yol haritasını, önümüzdeki yılın planlarını yapmaya başladılar. Ankara'ya gidildi, Ankara ile birlikte bu meseleler görüşülmeye başlandı. Şimdi bizim nedir şeyle ilgili sorunumuz? İlk önce bir onu konuşmak gerekir diye düşünüyorum ben. Yani sorunumuz nedir? Birden fazla sorunumuz var şeyle ilgili. Bugün dünyada enerji çeşitliliği meselesi bu kadar gündemdeyken, yani işte güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, hatta daha güçlü ve büyük ülkeler için nükleer enerji, Ukrayna-Rusya savaşından sonra bu iyiden herkesin gözünün içine batmaya başlayan yani bir çöp haline geldi yani şey, enerji meselesi. Özellikle de Kuzey Akımı'nın tırnak içinde bilinmeyen kişilerce patlatılmasından sonra Avrupa Birliği'nin enerji krizine yaklaşıyor olması ve arkasından da mecburen çok pahalıya enerji tedarik edebilecek duruma gelmesinden dolayı gelişmek isteyen her ülke büyük miktarda enerjiye de ihtiyaç duyar. Yani şimdi bunu sadece evimizde yaktığımız enerji olarak, elektrik olarak görmemek lazım. O işin küçük bir noktası da olabilir. Vallahi aynen öyle. Yani şimdi bizim ülkemizde ne yazık ki üretim maliyetlerinde elektrik ve enerji giderleri çok ciddi rakamlar. Bu fiyatların yukarı çıkmasında da bir etken. Bunun önüne geçilmesi için de enerjiyle ilgili, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin enerji ihtiyacının karşılanması ve hatta bunun daha ileriye de giderek interkonekte hatlarla ki aramızda iki hat var Güney Kıbrıs'ta, Türkiye ile de bunu bağlayarak bu hattı çift taraflı olarak Avrupa Interconnect'te bölgesiyle de bir bağ kurup bu şeyi, ağı genişletmek meselesi de var. Tabii bunun yanında yerel sorunlar da var. Yani mesela hiç konuşulmayan bir şey de enerji nakil hatlarının artık bizde yetersiz duruma geldiği gibi bazı çok ciddi sorunlar var. Yani yalnız elektrik üretimi değil, jeneratörler değil, enerji iletim hatlarının da yetersiz ve çağ dışı
kalması, eksik, küçük kalmasından dolayı sorunlar var. Belli bölgelerde bunlar çözülmüş bildiğim kadarıyla, ama belli bölgelerde de hala daha ihtiyacı çok çok altında. Ve bunun başka sorunlara da gebe olduğu söyleniyor. Bu konuyla ilgili bilgi sahibi insanlar tarafından ne gibi? Şimdi biliyorsunuz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin son 5 yıldır diyelim artık Kıbrıs sorunuyla ilgili politikasındaki yani iki ayrı devletli çözüm ve iki taraf arasında bir işbirliği noktasında bizim öne koyduğumuz, masaya koyduğumuz tekliflerimizin arasında enerji paylaşımı da var. Bunun için de hem Güney ile hem de Türkiye Cumhuriyeti ile enerji nakil hatlarımızın standartlarının aynı seviyeye gelmesi lazım ki teknik olarak bu işleyebilsin. Şimdi bütün bunlara baktığımızda, hepsine birlikte baktığımızda, biliyorsunuz Türkiye Cumhuriyeti işte 25 yıldır iktidarda olan Adalet ve Kalkınma Partisi, AK Parti'nin her zaman bir altyapı önceliği oldu. Hep işte Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan da hep eser diye bahseder. Eserlerimiz diye bahseder bunlardan. Yani partinin, AK Parti'nin genel geleneğinde öyle bir altyapıya yapılacak yatırımlarla ilgili bir şeyleri var. Nasıl diyeyim? Özel bir hassasiyetleri var. Evet, çok güzel. O açıdan da bakıldığında bizim de altyapılarımızın geliştirilmesi, iyileştirilmesi noktasında bence Türkiye Cumhuriyeti'nin bir şeyi de var. Bize tavsiyesi, önerisi, ikna çabası. Çünkü biliyorsunuz bir binanın temelleri sağlam olmazsa, siz altını sağlam yapmazsanız üstüne koyabileceğiniz şeylerin hem kapasitesi düşer. Sürdürülebilirliği. Ve ayrıca da evet aniden paldır küldür yıkılabilir yani sizin kuracağınız planlar. O açıdan benim gördüğüm iki bu Ankara'da yapılan görüşmelerdeki ana meseleler kabaca olursak, yani genellersek, indirgersek, bir altyapı meselesi, yani işte ulaşım yollarındaki aydınlatmaların sağlanması gibi, ulaşım şartlarının iyileştirilmesi, yolların daha iyileştirilmesi gibi, enerji hatlarının, bunun yanında enerji üretiminin iyileştirilmesi ve enerji fiyatlarının aşağı çekilerek üretimin daha feasible, daha ekonomik hale getirilmesiyle ilgili daha geniş bir vizyonun pratikteki yansımalarıdır diye görürüm yapılanları. Çünkü biliyorsunuz yani bir enflasyonist bir çemberin içinde girdik ve bundan çıkmak için de yapılması gereken işler var, atılması gereken adımlar var. Ne yazık ki hayatın da parçasıdır. Yani evet, bütün dünyayla birlikte 2000'li yılların ortasından itibaren bugüne kadar bir bolluk ve zenginlik dönemi yaşadık. Hep birlikte, bütün dünyayla birlikte. Şimdi şu anda da bütün dünyada tam tersi bir küçülme, bir yavaşlama, bir ekonomik daralma söz konusu. Evet. Bu dönemde de artık bizim de bir sürü konuda kemer sıkmamız, biraz daha dikkatli olmamız, harcamalarımıza hem devletin hem kişilerin biraz daha dikkatli olması gerekiyor galiba. Tabii bunu insanlara bir iletişimci olarak söyleyeyim. Yani söylemek çok da kolay değildir. Bunu kabul etmek de çok da kolay değildir ama belki de işte sağlıktır, ulaşımdır, eğitimdir, enerjidir. Bu gibi konularda halkın önüne konulacak icraatlarla o paranın diyeyim, verilen vergilerinin, dışarıdan alınan yardımların doğru yere gittiği, bugün birazcık dişimizi sıkarsak yarın çok daha rahat edeceğimizin, daha doğru anlatılırsa, daha iyi anlatılırsa bu gibi çalışmaların çok daha verimli olacağını düşünüyorum ben. Evet. Tabii sizin de konuşmanızda bahsettiğiniz gibi özellikle yol konusunda da bir takım
basında çıkan haberlere göre bir takım yollara öncelik verilmişti. Güneş gazetesi bugün Girne Çatalköy, Çatalköy Değirmenlik, Dipkarpaz Manastır yoluyla Kayalar ve Sadrazamköy'e giden kuzey yollarla ilgili. Kuzey yolu derler galiba. Yani Girne'den başlayıp Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuzey hattını takip eden o sahil yolundan bahsedilir galiba. Öyle olduğunu düşünüyorum. Evet. Yollar konusunda çok iyi olmadığı için buna çok net cevap veremem Sayın Ferhatlı ama öyle olduğunu düşünüyorum. Evet, kısacası bu görüşmelerde tabii ki belli yollara da öncelik verildi. Galiba Lefke bölgesindeki yollardan da ilgili şeylerden bahsedildiği iyileştirmelerden. Hasılı kelam yani altyapı çalışmalarının geliştirilmesi, yatırımların artırılmasına yönelik bir mutabakat var anlaşılan. Ben bunu yıllardır beklediğimiz bir anlayış olduğunu düşünürüm. Olumlu bir adım olduğunu düşünürüm. Günübirlik çözümlerin yerine böyle daha uzun vadeye yayılacak, sorunlarımızı daha kalıcı şekilde çözecek yaklaşımların çok daha verimli olacağını düşünüyorum ben de. Hayırlısı olsun demek gerekir bütün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne de, hükümete de. Umarım takvimlerini, protokoller çerçevesinde ortaya konan takvimleri de zamanında yerine getirerek bir an önce hepimizin, tüm halkımızın bu hizmetlerden daha güzel, daha iyi faydalanması sağlanır. Evet. Sayın Beratlı, tabii elektrik konusuna geri dönecek olursak, çünkü bu detayı da sormak istiyorum size. Tabii. Değerlendirmenizi almak isterim. Esnaf ve Zanaatkarlar Odası, Sanayi Odası ve Ticaret Odası'nın özellikle asgari ücretin belirlenmesinin akabinde elektrik ücretlerine yapılan %15'lik bir zam kararı sonrasında yaptığı açıklamalar vardı. Ülke üretiminin, ülke ekonomisinin ciddi bir darbe aldığı yönünde zorlanacakları ve bu vergileri, ücretleri ödeyemeyecekleri yönünde bir takım açıklamalar vardı. Hatta ülke esnafının da ciddi sıkıntı yaşayabileceği yönünde açıklamalar vardı. Sizce bu mali ve işbirliği protokolünde yapılan çalışmalar, yapılandırmalarla birlikte nasıl bir sürece götürecek bizi? Şimdi şöyle bir şey söylemek lazım. Dedim ya, yani ben her şeyden önce bir iletişimciyim ve bunu halkın nasıl gördüğü, nasıl hissettiği noktasındaki o duygu durumunu ben cidden önemserim. Şimdi hepimiz elektriğe, şimdi rakamlar konulabilir, işte istatistikler bilmem ne yapılabilir, bu hiç fark etmez ama hepimiz elektriğe ve enerjiye aslında çok fazla para harcadığımız konusunda hemfikiriz. Yani biz bunu pahalı buluyoruz, yani bu kadar net. Hepimiz için aynı şey geçerli. Yalnız üretim amacıyla elektrik ve enerji kullananlar değil, hane halkı da elektrik faturalarından artık bezmiş durumdadır. Yıllardan gelen bir sürü plansızlıktan ortaya çıkan sorunlar da vardır. Evet, yani işte mesela çok enteresandır, hala daha bu kadar sıcak bir ülkede inşaatlarımıza baktığımızda, yani klima sanki de tarih, insan mağaradan çıktığı gün klima icat edildi de her zaman klima vardı gibi. Yani mesela evlerin iklimlendirilmesi konusundaki dikkatsizlik, çatılarda aynı meseleler. Yani burası sıcak bir ülkedir ve yazları burada yaşamak gerçekten zordur. Bir işkence de olabilir. Aynen öyle. Ve buna rağmen mesela bir ayrı konu olarak, yan konu olarak söyleyeyim bunu yani. Şimdi sonunda biz bu enerji fiyatlarıyla mutsuzluk, yani herkes mutsuz. Bu para da eninde sonunda zincire baktığımızda akaryakıt parası olarak yurt dışına çıkıyor. Yani biz bir yerden alıyoruz bu benzini, fuel oil'i, her neyse o kullanılan, yakıp onu bundan havaya karıştırıp karşılığında da serinliyoruz çoğumuz. İşte kebap yaparız, bir şey yaparız. Yani üretime ne kadar gider bunun ayrı bir mesele. Onu geçtim. Daha da önemli bir mesele. Güneş enerjisinden elde edilecek, edilen
elektriğin de yüzde kaçı şeye gider, üretime gider. Yani biz bu şeyi yatırımı yaparken, yani verirken Alman teknolojisine yüz binlerce, milyonlarca euro, biz bunu nasıl tekrar çeviririk bizim ekonomimizde üretici bir hale meselesi. Çarkın içinde dönmesine yarayacak. Evet, yani harcama yapıp da getirip de ondan sonra burada dediğim gibi evi soğutmak için yapıyorsak bunu, bu harcamayı, bu ekonomik akla kırılır aslında baktığımızda. Şimdi hepsini bir araya koyduğumuzda ben şeyin de, yani Esnaf Zanaatkarlar Odası'nın ve diğer ekonomik kuruluşların şeyden, elektrik fiyatlarından şikayetlerini, işte yani asgari ücrete zam yapıldı %19, evet. Elektriklere %15 zam yapıldı. Açıkçası ben hep vardır ya işte elektrik özelleştirilirse bize çok pahalıya elektrik satacaklar falan, şu anda da öyle. Yani şu anda da düşünün, bir kalemdir çalışan giderleri ki Kıptek ve Elsen devamlı iddia ediyor ki bu aslında Kıptek'in giderlerinin çok küçük bir kısmıdır. Evet. İddiasında vardı sürekli maaşlarıyla ilgili yapılan her şeyde, itirazda ve eleştiride. Bu küçük bir kısmıdır diyorlar. Ama siz bunu nasıl meşrulaştırırsınız o zaman bana? Yani asgari ücrete %19 yapıldığında senin elektrik fiyatlarına %15 yansıyorsa hani küçük bir kısmıydı giderlerin bu? Bir, ikincisi değilse de hala da aynı noktadaysanız da bu zammı açıklamanız gerekir. Neden olduğunu. Ben inanıyorum ki hem bürokrasideki bir sürü insan, hem Elsen'deki, hem Kıptek'teki bir sürü insan, bir sürü mühendis aslında sorunun bu konuyla ilgili nerede olduğunu bilmesine rağmen çok daha kamuoyu tepkisi demeyeyim ama kendi ilişkili oldukları kesimlerden ilişkilerini bozmamak adına bunu çok da ortaya koymuyorlar. Neticede bizim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her halükarda bir enerji çeşitliliğini sağlamamız lazım. Güneş enerjisinden daha fazla faydalanmamız lazım. Kabloyla elektrik olanaklarını iyice değerlendirmemiz lazım, düşünmemiz lazım. Rüzgar enerjisini düşünmemiz lazım. Olası bütün yöntemleri, mümkün olan bütün yöntemleri denememiz lazım. Çünkü şu anda kullandığımız türbinlerin yakıtı zaten 2030 yılında yasaklanacak da dünyada. Yani kuyruğu bulamayacak biz bu şeylere. 6 yılımız kaldı. Hatta 5 yılımız var. Orada da ciddi bir yatırım ihtiyacı var. Evet. Demektir bu. Dediğimiz gibi zaten iletim hatlarımızda da sıkıntı var. Hangi bölgeler için? Valla bildiğim kadarıyla Mausa bölgesinde bir ciddi şey var. Yani kullanılması gereken şeylerin, hatların daha küçük çapta olmasıyla ilgili bir sıkıntı. Teknik açıdan da, mühendislik açısından da daha büyük çaptaki kaplolardan daha küçük kapların beraber kullanıldığında bunların da başka riskleri olduğunu, hem verimliliği düşürdüğünü, hı hı, hem de güvenlik sorunları yarattığı konusunda bazı bilgiler aldım ben. O açıdan da bunların hemen çok hızlı şekilde yenilenmesi gerektiğinden bahsediliyor. Ve dediğim gibi Güney Kıbrıs'taki hatların çapları da bizimdekilerden daha büyük olduğu için onlarla da entegrasyonu var. Konusunda sıkıntı var. Artı Türkiye'yle de benzer şekilde sıkıntılar var. Yani dünya standartlarına getirmek durumundayız biz bu şeyi. Ben inanmıyorum şeye. Yani bir tırnak içinde çözüm olmadan bizim burada dünya standartlarında işleri yapmamızı engelleyen zihnimizde başka hiçbir şey yoktur. Yani orada pazarda bu kaplolar var, satılıyor. Bizim niyetimiz varsa bunları alıp bunları kullanıp doğrusunu yapmaya niyetimiz olduktan sonra bizi bunları satın alıp da bu işi doğru şekilde yapmaya ne engel olabilir bize? Zihniyet engel olabilir. Bazı çıkar gruplarının bu konudaki tutumları sebep olabilir. Artı bir de en önemlisi de unutmamak gerekir ki sadece çıkar grupları toplumun içindeki daha böyle kitlesel eylemli kesimler değildir. Yani bir de
hiç konuşmadan, yani bu işi yapanlar vardır, hiç görünmeden, hiç konuşmadan, açık söyleyelim büyük sermaye grupları gibi, bu yani devletin görevi bütün bu çevrelerin sulh içinde birbiriyle toplumun geneli adına uyum içinde çalışıp halkına, devletine daha iyi bir gelecek sağlamaktır. Devlet otoritesinin de artık bu noktalarda da elini masaya vurması gerekir diye düşünüyorum ben. Evet. Sayın Beratlı, elektrik konusu tabii bu şekilde üstüne konuşulacak birçok şey çok var ama elektrik iletim hatları konusundaki sıkıntıdan da bahsettiniz. Evet. Gazi Mausa bölgesi için. Evet evet, ben öyle o kadar bilgin dahilinde olan. Bilginiz dahilinde olan kısım bu. Tabii Başbakanlığı hükümet ortaklarının gerçekleştirdiği temaslarda ele alınan bir diğer önemli konu da aslında son günlerin en çok konuşulan gündem başlıklarından bir tanesiydi. Orta Doğu'da yaşananlar, evet, ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin de topraklarında bulundurduğu üsleri batılı ülkelerin kullanımına açmasının bizi bir hedef haline getirebileceği, bizi de etkileyebileceği, evet, noktasında değerlendirmeler yapıldı. Bu noktada da Başbakanın Orta Doğu'da yaşananlar ve Güney Kıbrıs'ın üslerini batılı ülkelerin kullanımına açması noktasında da bazı önlemler alındığını söylediğini görüyoruz. Evet. Bununla ilgili neler? Şimdi şöyle bir şey var ya, bu uzun süredir Rum tarafının bu yöndeki attığı adımları takip ediyordu zaten. Evet. Hem Türkiye tarafı, hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafı, hem bizim Cumhurbaşkanlığımız, hem Dışişleri Bakanlığımız, hem Türkiye'nin Dışişleri Bakanlığı, hem oranın Cumhurbaşkanlığı da bunu takip ediyordu. Çünkü bölgede İsrail eliyle şu anda dehşetengiz bir destabilizasyon şeyi var, çalışması var. Yani önce Filistinlileri Gazze'den Mısır'a doğru sürdüler, şimdi döndüler Lübnan'a saldırdılar. Saldırdılar, İran'a saldırdılar. Yani İsrail'in o bölgede sınırları yeniden çizmekle ilgili bir gayreti olduğunu, artık gizli mızrak çuvala sığmaz derler ya, artık bitti yani, görüyor herkes bunu. Ve kimse de ciddiye alsın, yani bir devlet başkanı, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Başkanı, bir devlet başkanı, 40 yıllık bir siyasetçi çıkıp da topraklarımızda, egemenliğimizde gözü vardır diyorsa bir başka ülke için, hep şeye eleştiriyor. İşte borsa öyle oldu. Borsanın öyle olacağını zaten bilir ve ondan daha ciddi bir sorun vardır ki bunu söylemeyi göze alır. Yani o borsanın düşmesini göze alıyorsa ondan daha ciddi bir mesele vardır ki bunu söyler. Buna dikkat etmek gerekir. Rum tarafı da aklınca, boyundan büyük işlere kalkışarak bu global çatışmanın içinde kendi payına bir pozisyon almaya çalışıyor. Onun için de aklınca gene diyeceğim, batılı güçlerle işbirliği tırnak içinde yaptığını düşünerek elini Türk tarafına karşı yükseltmeye çalışıyor. Bu akıl alır bir durum değildir. Çünkü bu takınılan tavır sadece Türklerin, Kıbrıs'ı Türklerin geri adım atmasını, çekinmesini, korkmasını, kendilerine tabi olmalarını sağlayacak bir şey de değildir. Tehdit de değildir bizim için. Bunu yapamayacaklarına, buna izin vermeyeceğimiz zaten tarih boyunca ortaya kondu yani bu. Onun dışında da yani ne gereği var sizin bu, yani 80 milyonluk Türkiye Cumhuriyeti bu işin dışında kalmak için çaba sarf ederken ve doğru, NATO'nun en büyük ikinci ordusundan bahsederek, yani ABD'den sonraki ikinci büyük ordusudur, dışında kalmaya çalışırken bu işin, sizin bu işe balıklama dalmanız hangi aklın ürünüdür?
Yani bizi sürükleriniz nedir? Yani askeri güç mukayese bile edilemez. Ne ekonomik olarak Türkiye Cumhuriyeti ile Kıbrıs Güney Kıbrıs Rum Devleti mukayese edilebilir, ne diplomatik güç olarak, ne askeri güç olarak hiçbir şekilde mukayese edilemeyecek iki tane. O dışarıda kalmaya çalışırken, bu şeyden keşmekeşin dışında durmaya çalışırken Rum tarafı belki ben buradan bir güç şey yaparım, devşiririm niyetiyle balıklama daldı, hepimizi de tehlikeye ve tehdit altına soktu bunu yaparken. Yine söylemek lazımdır, yani çok uzakta olan, televizyondan izlediğimiz bir çatışma, bir savaş durumu olarak gördüğümüz bu İsrail işte Lübnan, İsrail Filistin, İsrail İran çatışmalarını artık en sonunda bu geçtiğimiz günlerde cep telefonlarıyla insanlar sahilden füzelerin videosunu çekmeye başladı. Artık gözle görünür bir yerdedir savaş. Hem yani, güneyde hem kuzeyde fotoğraflar, videolar çekildi ve bu çok dehşet verici aslında sayılar. Ya gözle görünür bir yerdedir savaş. Öyle çok uzakta bir yerde değil, gözle görünür bir yerdedir. Ve bugünün savaş teknolojisini düşündüğümüzde ne kadar yakın olduğumuzu bir kere daha düşünmemiz gerekir. Rumların da aynı şekilde ve tutumlarını da ona göre almaları gerekir. Hele Kıbrıs sorunuyla ilgili dediğim gibi bir güç devşirme çabasına girişmeleri bu konuda meseleyi daha da karmaşık, daha da içinden çıkılmaz, daha da çözülmez hale getirecek. Ne bize ne kendilerine, ama daha fazla kendilerine faydası olmayacak bir durumdur. Umarım aklın yoluna dönerler onlar da. Ama dönecek noktaya da çoktan geçtiler, yani onu da söylemek gerekir. Bazı şeylerin geri dönüşü olmuyor tabii ki, alınan bazı kararların. Ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tabii ki bunun dışında duran bir yapıda şu anda. Evet. Dahil olduğumuz bir taraf yok, ancak küçücük bir ada parçasıyız. Bu noktada işin nükleer boyutunu da düşündüğümüzde artık nükleer silahlardan, bombalardan, füzelerden bahsediyoruz. Teknolojisinin 500, de dediğiniz gibi yani, çok gelişti. İran 500 roketten bahsetti. Evet. ABD buna karşılık 150 civarı, İsrail tarafı 150 füze atıldığını söyleyen, bahsedilen budur yani rakamlar. Bize 100 tane atmaya da gerek yok diye düşünüyorum. Ya, yani zaten yani Allah tekrar diyelim, hani niye bunun parçası olmaya çalışıyor? Rum tarafı akıl alır bir durum değildir. Evet, bizi de aslında... Evet, tehlikeye sokmaktadırlar şu anda. Direkt olarak olmasa da dolaylı olarak adayı tehlikeye sokan... Ne yazık ki evet, yani ne yazık ki direğe yakın denecek şekilde. Çünkü yani hedef haline geldikleri noktada biz bilemiyoruz ki karşı tarafın kullanacağı araçların hassasiyetinin, hedef hassasiyetinin ne olduğunu. Evet, isabeti hassasiyetinin ne olduğunu. Yani daha önce yanlışlığından beş parmaklara düştü roket. Yani düşmedi mi? Taşkent bölgesi. Evet. Yani evet, olmayacak işler değil yani bunlar. Bir roket vardı, bir füze. Evet, evet. Yani çok sen önce ama... Çok da fazla değil gerçekten. Siz daha gençsiniz, daha şey gelirsiniz eski, biz daha kısa zamanlar de için değişti. Öyle söylemeyin. Yaş önemli değil, hiç önemli değil Sayın Beratlı. Tabii ki evet, öyle bir geçmişimiz de oldu ve bu bile aslında Kıbrıs Türk toplumu evet, olarak bizi ne kadar korkutmuştu. Tabii ki. Bir de gerçekten ciddi anlamda böyle bir durumun arasında kalmak. 74 yaşamış bir toplum olarak bir adam. Evet, biz savaşı olarak yaşamış, görmüş yani. Biz yaşamadık ama yani bizim zihnimizin arkasında, bilinçaltımızda savaşın ne olduğunu çok iyi bilen bir toplumuz biz yani. Evet. Bunun travmaları hala bir tabii şekilde ki. Atalarımızdan, annelerimizden, anneannelerimizden belki geçen, dedelerimizden geçen travma, belki yaşadığımız ve bulunamayan kayıp şahıslarımız, bunların travmasını da hala daha yaşayan bir toplumdur bu. Yaşıyoruz. Tabii ki Kıbrıs sorunuyla ilgili bağlantısına değindiniz. New York temaslarına da değinmek isterim. Çünkü gayri resmi bir görüşme evet, kararı alındı. Sosyal içerikli bir yemek, hiçbir ajandası, rotası yok. Evet. Ancak Cumhurbaşkanı Ersin Tatar hayır diyemezdim, bunun bir yararı olacağı noktasında, Kıbrıs sorununa, Kıbrıs Türk toplumuna bu sürece bir yararı olacağı noktasında Guterres'in böyle bir teklifle geldiğini söylemişti. Şimdi şöyle bir şey söylemek lazım. Biz hangi çözümü istersek isteyelim, hangi çözümün Kıbrıs Türk halkına daha iyi bir gelecek vaat edeceğini düşünürsek düşünelim. Bunu bir Kıbrıs Rum tarafıyla
mutabık kalmamız gerekir. İki, büyük oranda da garantör ülkelerden bu konuda mutabık kalmamız gerekir. Bunu anlamamız gerekir. Yani biz iki devletli çözüm istiyorsak da Kıbrıs'ta iki devletten oluşan bir federasyon istiyorsak da, bir konfederasyonla istiyorsak ne istersek isteyelim, iki tarafın da mutabık kalması gerekir. Şimdi bu mutabıklığın varlığını nasıl sağlayabilirsiniz? Yani nasıl mutabık kalabilirsiniz karşı tarafla? Konuşarak yapabilirsiniz bunu. Yani burada Kıbrıs Türk tarafının dünyaya kapılarını kapatıp kendini izole etmesinin bir faydası yoktur. Neticede biz eğer bugün Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da büyük desteğiyle aslında BM Genel Kurulu'nda iki yıldır iki devletli çözüm talebi dile getirildi. Biz bunu daha da şey yapmazsak, ileriye götürmezsek, daha fazla yerde söylemezsek, daha fazla talep etmezsek de bu talebimizin hiçbir anlamı ve karşılığı yoktur. Bunu net söylemek gerekir. Ha, bazı kesimler anlamadığım bir şekilde, benim çok anlam veremediğim bir şekilde işte böyle bir görüşmenin taviz olduğu fikri vardır. Bence taviz değil, inanılmaz bir taktik üstünlük sağlayacak bir adımdır bu. Hele BM Genel Sekreterinden geliyorsa teklif. Gidip oraya elinizde bu fırsat varken tekrardan hem Hristodulis'in yüzüne karşı hem BM Genel Sekreterinin yüzüne karşı hayır, biz artık bu Rumlar bu şekliyle, Rumların bu var olan durumuyla, bu başkanlarıyla, bu kafa yapılarıyla, bu kiliseyle, bu siyasi şeyle, yapılanmayla Rum tarafında bir federasyonu yaratıp bunu sürdürülebilir hale getirmemiz mümkün değildir. Çünkü böyle bir niyetleri yoktur. Onun için de iki ayrı devlet adasında en barışçıl çözümdür deme fırsatını tepmenin ben hiçbir şeyini görmem. Yani bir manasını, bir gerekçesini. Ve karşı tarafta zaten BM Genel Sekreteri de başta olmak üzere size gelin gündemsiz konuşalım bunu dediğinde, unutulmamalıdır ki kendisinin BM Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin mandasında verilen o işte federasyon çerçevesinde arabuluculuk yapma görevinin dışında bir şeyi konuşmak üzere, evet, bu daveti yapmakta olduğunu da anlamak gerekir. Ben gene diyorum ki, bana sorarsanız, benim gördüğüm bu kadar yıldır bu gelişmeleri takip eden, izleyen, gelişmeler hakkında bazen doğru tahminlerde bulunup bazen hatalı tahminlerde bulunan biri olarak, benim tahminim şu andaki gelinen durumda bu görüşme bizim bu tezimizi, Kıbrıs Türk tarafının şu andaki tezini daha geniş bir şeye, çerçeveye oturtmak için ciddi ve önemli bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Şeyi de, yani bu şey hamasetini de artık bir tarafa bırakmak gerekir. Yani işte beni tanımazsanız ben selam bile vermem, görüşmem de bilmem ne de, bu sizi uluslararası sistemin dışına itecek bir şeydir bunu yaparsanız. Yani sizin gidip görüşmeniz lazımdır. Hazır fırsatı da bulmuşsunuz. BM Genel Sekreterinin de böyle bir şeyi var. Sizin inan. Hatta kendi özel temsilcisini, şahsi temsilcisini gönderip bu zemini arama şeyi çalışması da yaptırmış. Orada da aynı şeyler görülmüş. Bu durumu tescil etme fırsatını niye kaçıralım? Bence iyi bir gelişmedir. Stratejik bir hamle olabilir. Olabilir. Doğru kullanılırsa ve ayrıca da bence hala daha bizim başaramadığımız şeydir. Yani bu Kıbrıs Türk'ünün Kıbrıs meselesiyle ilgili bir ulusal strateji oluşturamaması meselesi. Yani Rum tarafında onların bir konseyleri vardır, şey ulusal konseyleri. Belli noktalarda herkes oturup şapkasını önüne koyup bazen istemese bile konsey kararına uyarak
bir milli politika koyabiliyorlarken onlar bizim bu konuda gönülsüz davranmamız, kendi siyasetimizde bence hala daha bir handikapımızdır. Bunu da bir kenara not etmek gerekir diye. Tabii lobi çalışmaları önemli. Gidilen kuruluşlarda yapılan uluslararası toplantılarda kendi davamızın sesini duyurabilmek çok önemli. Bu noktada bir birlik içinde olunduğunu düşünmüyorsunuz. Dürüst olmak gerekirse ben siyasetin çok da fazla böyle ikna, yani siyasetin ikna mekanizmalarının bilişsel bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yani bir fikirden başka bir fikre taşımak mümkün değildir. Yani karşınızdaki insanlar sizin devlet başkanlarıdır, diplomatlardır, büyükelçilerdir. Bunlar ne istediğini bilen insanlardırlar zaten. Ama karşı tarafın çıkarları ile kendi çıkarlarınız arasındaki doğru dengeyi bularak ancak bunu sağlayabilirsiniz. Yani bizim iki devlet de istesek, federasyon da istesek, ne istersek isteyelim, bir pazarlık, bir alver sürecine girip bu alver süreci içinde de masaya bir şey koymamız gerekir. Ha, bunun çeşitliliği önemli bir meseledir. Yani işte az önce konuştuk, enerji gibi, su gibi, veri şeyleri, yollarının kontrolü gibi. Altyapı. Altyapı meseleleri, yani bir sürü bunun gibi. Çünkü mesela altyapımızın bizim iyileşmesi olası bir çözümün maliyetini düşürecek şeylerdir bunlar. Diyeceğim en sonunda, yani bu görüşmeye gidilip burada sizin pozisyonunuzu ortaya koymak, karşı tarafında pozisyonunun bir çözümün, yaşayabilir bir çözümün bölgedeki bu zaten var olan istikrarsızlığa daha da körükleyecek bir pozisyon yaratacağını ikna edebilmek şeyi hem genel sekreteri hem de dünya kamuoyuna önemlidir diye düşünüyorum ben. Tabii bu konuda özellikle bu gayri resmi görüşme noktasında ortaya atılan fikirlerden, değerlendirmelerden bir tanesi de şuydu. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın yine Türkiye Cumhuriyeti'nin devletinin desteğini de arkasına alarak bu destekle evet, birlikte eşit statü, uluslararası statü temelindeki haklılığımızın bu gayri resmi görüşme ile birlikte bir müzakere edilme noktasına gelir mi düşüncesi? Çaba odur. Bunlar kolay işler değildir. Hemen olacak şeyler de değildir. Müzakere edilmemesi gerektiği noktasında daha doğrusu, ama bunun bir müzakere yani şimdi, bu egemen eşitlik kavramının evet, müzakere edilmemesi gerektiği ve bu gayri resmi yemekle birlikte bunun müzakere edilebilir. Öyle bir şey söz konusu değil. Yani BM Genel Kurulu'nda Recep Tayyip Erdoğan'ın da hepimizin izlediği konuşmasında arkasından Sayın Ersin Tatar'ın yaptığı açıklamalarda da bu konuyla ilgili herhangi bir taviz belirtisini ben görmedim. Görüşmeyi, gayri resmi bir görüşmeyi yapmayı taviz olarak görenlerin de aslında suçlayıcı olmak istemem, ama var olan statükonun bu şekilde belirsizlikle devam etmesi konusunda ayak sürdüğünü düşünüyorum ben. Hem sağdan hem soldan. İki taraftan da. Yani bir taraftan federasyon diyerek Kıbrıs sorununu Rumların bunu istememesine rağmen diretip bir çözümsüzlük halinde tutup da var olan durumu sürdürmesine hizmet edenler gibi. Diğer taraftan da hiçbir şekilde görüşmeyelim, selam da vermeyelim, yazdıkları mektuplara da cevap vermeyelim, telefonlara da bakmayalım şeklinde böyle birazcık karikatürize ettiğim beklenti de aynı şekilde bu ülkenin ve bu halkın, Kıbrıs Türk halkının ihtiyaç ve çıkarlarına hizmet ettiğini düşünmem ben. İki farklı uç nokta da olsa aslında birbirinin karşıtı olan şeyler... Yapıcı değildir benim şahsi görüşüm. Daha alternatif, her türlü evet, çözüm önerisine, yöntemine açık bir noktada, alternatiflere açık bu görüşmelerin yapılması gerektiğini düşünüyorum. Tabii ki. Zannımca. Aynen bunu söylemeye çalışırım. Masaya yetişip de iki devlet çözümü de koyduktan sonra ve olanakları ve seçenekleri artırdıktan sonra Kıbrıs sorununun çözümüyle ilgili ben daha hızlı yürüyeceğini düşünüyorum bir sürü şeyin. Çünkü
yani bilirsiniz işte bir sorunu çözmenin birden fazla yolu vardır. Bu birkaç yoldan belki de daha nasıl derler, daha yaratıcı bir çözümde ortaya çıkabilir. Ama benim şahsen iki devletli çözümün savunmakla ilgili motivasyonum da şudur, yani açık söyleyeyim. Yani Lübnan'ın durumu ortada. Evet. Yani karma karışık, işte ona bu kadar, buna bu kadar, başbakan bilmem şu şeyden olsun, cemaatten, İçişleri Bakanı filanca cemaatten olsun, %3 o gelsin, %5, böyle karmaşık işlemesi zor bir sistem oluşturarak felç olmuş bir devlet, ki 63'te de bu oldu aslında, da bugünlere geldik, sistem yerine net, herkesin ne yaptığının belli olduğu, basit ama çalışır bir çözümdür mesele. Yani daha şık, daha güzel olsun diye siz işleri karmaşıklaştırdıkça, işte dönüşümlü başkanlıkta 3 sene o olsun, 2 sene bu olsun, yok 1 sene bilmem ne bilmem ne oradan gelsin, işte mahkeme başkanının biri oradan gelsin, ikisi bu, yani bu kadar karmaşık bir sistem kurmanın akla ne uygunluğu vardır anlayabilmiş değilim. O açıdan da şu anda bence yaşayabilir ve işletilebilir olan sistemde iki ayrı devlet kurulur. Bu iki ayrı devlet birbirine karşı düşmanca hislerinden vazgeçerse, ancak o günden sonra oturup da iki taraf birbirine karşı belki de bir birliktelik teklif edebilir. Federal temelde bir çözüm edebilir. Aynen de öyle, yani ilk önce ekonomik işbirliğini teklif edebilir. Deniz yetki alanları dahilinde bulunan zenginliklerin nasıl çıkarılacağı, işbirliği, işte ortak iş yapma vesaire gibi. Yani bu bütün, dediğim gibi, öbür türlü bunları yapmaya kalktığımızda aman Allah'ım, yani düşünün. Yani iki tane taraf oturup anlaşacakken devlet tırnak içinde, devlet içinde kurulacak bir komitede iki tane Türk gelsin, üç tane Rum gelsin, bilmem nereden de bilmem ne gelsin, aya Amerikalılar da gelsin, onlar eksikliler, aya abeden adam olmaz mı, o da gelsin deyip böyle. İşte çok komplike. Tabii yani komplike ve yürümeyen bir şey. Yani ki 63'te de olan budur yani. Sayın Beratlı, Kıbrıs Cumhuriyeti'nde de yine kuruluşunda, yani tarihten, tarih kitaplarından hepimiz biliyoruz, bunları okuduk. %7'ye, %3, %6, evet. %4 oranında. Rumlar haksız değildir yani o konuda. Yani Kıbrıs politikasına göre. Kıbrıs Cumhuriyeti yaklaşım işlemez hale geldi bundan dolayı. Zaten ne Rumlar ne Kıbrıs'ı Türkler istediler bu devleti bu şekilde. Yani dayatıldı iki halkada. Yani o zaman bulunması gereken çözümü batılı güçler zorla kendi hesapları ve planları çerçevesinde bize dayattıkları için aslında bugün bu noktadayız. Yani bu hatadan da artık 100 sene sonra bile dönmeyi beceremeyeceksek de yani bu boşuna uğraşırız. Bütün bunları da söylemek isterim, yani altını çizmek isterim. Tabii ki federal bir çözüm noktasına ulaşana kadar öncelikle iki toplum içerisinde de, ama müfredat, eğitim, karşı onlarca sorun var, yönelik, evet, saygı, sevgi ve insan olmamızdan gelen haklarımızın kabulü, buna saygı duyulması gibi, dini saygı olabilir. Bir çok kültürel şeyden, yani çünkü Rum halkıyla, Türk halkının bir sürü ortak noktası vardır. Ve o açıdan da yani ben Kıbrıs Türklerine hiçbir zaman düşmanca davrandığını düşünmem Kıbrıs Rumlara. Bu konuda daha nopran olan, daha düşmanca davrandığını hep Kıbrıs Rumlar oldular. Ve bizim baktığımızda yani şu veya bu şekilde iki halkın da geleceğinin çizilmesi için gereken ilk adımın bu şekilde netleşmek olduğunu düşünürüm ben. İki tarafın da net pozisyonlarını, yani iki ayrı devlet çatısı altında pozisyonlarını koyduktan sonra, ondan sonra konuşulur, bir şey olabilirse olmaz, olur. Bir konfederasyon kurulabilir, kurulamaz. AB üyeliği olabilir, nasıl olur? Bütün bunları ancak bunu sağlayabilirsek, yoksa bahsettiğim gibi o karma karışık sistemin içinde böyle çorbaya dönmüş sebze çorbası gibi bir şey işlemez, bir devlet yapısıyla da sürdürebilmek mümkün değildir diye düşünüyorum. Toplumların da belki buna hazır olması gerekiyor. Aynen öyle. Biz değil ama bizim çocuklarımız veya torunlarımız belki
bu sürece kadar bir hazırlık içerisinde olabilir gibi. Hepimizin yani istediği gibi. Daha iyi bir hayattır. Hepimizin daha istediği. Düzenli, daha güvenli bir hayattır. Bunu sağlamak da Kıbrıs sorunu çözülsün veya çözülmesin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin halkına vermekle yükümlü olduğu bir şeydir. Evet. Sayın Beratlı, ben çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bu değerli, önemli değerlendirmeleriniz için, önemli açıklamalarınız için bugün. Evet sayın seyirciler, özellikle manşet artı programında bugün siyasal iletişim uzmanı Uğraş Beratlı ile birlikte hem Başbakan Ünal Üstel ve koalisyon ortaklarının Ankara'da Türkiye'de gerçekleştirdiği Mali ve İşbirliği protokolüne yansıyan maddelerle ilgili yaptığı çalışmaları, ülkemize Türkiye'den gelecek olan enterkonekte elektrik projesiyle ilgili fizibilite çalışmalarını ve diğer altyapı çalışmalarını değerlendirmesini tartıştık. Aynı şekilde Orta Doğu'daki gelişmeler, ülkemize olan yansıması ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın New York'ta Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu kapsamında gerçekleştirdiği temasları süremiz yettiğince tartışıp ekranlarınıza getirdik. Ve bugünlük de Manşet Artı programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Gelecek hafta pazartesi günü saatler 9'u gösterdiğinde yeni yayın döneminde Manşet Artı programı yine karşınızda olmaya devam edecek. O yüzden bizleri izlemeye devam edin diyelim. Çok mutlu, huzurlu, sağlık dolu bir gün ve bir hafta sonu diliyoruz sizlere. Yeniden BRT ekranlarında karşınızda oluncaya dek, görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.